Yunus, şimdi sen de az önce bahsettin. Onu da sorayım sana. Orayı biraz açalım. Şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden öyle bir itirafta bulundu ki tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi aslında. Ne dedi Joe Biden ekranda? İsrail, Amerika'nın gönderdiği bombalar Gazze'de sivilleri öldürdü. İsrail ordusu Refah'a henüz girmedi. Girerse onlara bu silahları göndermeyeceğiz dedi. Yani Biden bile vicdana mı geldi bu noktada? Ne dersin? Biraz tabii vicdandan ayırarak gerçeklerden bahsetmek lazım. Bu hep saydığımız. Artık Netanyahu'nun yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri'ni bile uluslararası hukuk nezdinde suç ortağı yapacak hale geldi. Ben bunu Perşembe günü Pentagon sözcüsüne sordum tüm generale. Sizi suç ortağı mı yapıyor İsrail ordusunun operasyonları diye. Kendisi de dedi ki hani bunu Pentagon'un içinde sorduk kameralar önünde. O dedi bu çatışmalar ilerledikçe biz bu çatışmanın siviller üzerindeki talihsiz etkisini gördük. Biz normalde sivillerin öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Bu konuda da İsrail'i uyarıyoruz dedi. ABD bu pozisyon oluyor. Kendini biraz çekiyor, sıyırıyor. Diyor ki biz bu bombaları İsrail kendini savunsun diye yolladık. Ama onların sivilleri yeterince korumadığına dair bazı görüntüler var diyor, bazı kanıtlar var diyor işte o raporda. Yani ABD biraz kendini temize çekmeye çalışıyor doğal olarak. Çünkü onlar korumaya çalışıyor. Biden da burada soykırım ortağı, katliam ortağı gibi görünmemek için bunları söylemek zorunda hissediyor. Ve hani senin sorun şu anlamda ben cevap vereyim. Sen dedin ya, yeni mi aklı başına geldi diye. Aslında yeni aklı başına gelmedi. Aralık ayına gidelim, 5 ay önceye. 5 ay önce Biden şu cümleyi kurmuştu. Hatta o zaman da hatırlıyorum. Çıkıp son dakika aktarmıştım bunu. Dedi ki İsrail Gazze'de gelişi güzel bombalamalar yapıyor. Bundan dolayı Batı'da desteğini kaybediyor. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak ahlaki yönümüzü kaybettik dedi. Bakın 5 ay önce. 7 Ekim'den 2 ay sonra. Yani daha başında zaten biliyordu Biden bunu. Şunu Ama ondan söyleyelim. sonra da Evet. büyük bir bütçe ayırdı bir yandan da. Daha yeni 85 çok büyük milyar bir dolar. bütçe ayırmadı mı İsrail 85 milyar. ordusuna? Şimdi şu ikisini bir anlamda aynı anda analiz edebildiğimizde olay çözülecek. Mesela Washington'dan bakınca çok Edelim. kolay görülüyor bu. Bir yandan aslında bütün gerçekleri bilen gören bir başkan var. Bütün gerçekleri bilen gören kongre üyeleri var. Peki bunlar niye hala İsrail'e destek veriyor? Peki bunlar niye hala İsrail'e silah gönderiyor ya da ellerini kaldırıp evet oyu veriyor? Çarşamba gününden bu yana Biden'ın düşürüldüğü durumu söyledim. Bir daha hepsini tekrarlamayacağım. Bir Amerikan başkanı bile Amerikan başkanı kapasitesinde yasayı hatırlatıyor. Kendi ülkesinin yasasını hatırlatıyor ve kendi ülkesinin kongresi tarafından şeytanlaştırılıyor, hain ilan ediliyor, terörist sevici ilan ediliyor ve hakkında azil soruşturması başlatılıyor. Anlıyoruz değil mi Amerika'daki ortamı? Ne kadar İsrail'den çok İsrailci, Amerika'dan daha çok İsrailci. Parayı yöneten Ondan dünya dolayı yönetiyor. şimdi burada AIPAC gibi, İsrail lobisi gibi de bir gerçek var. Mesela en büyük Biden'ın bağışçılarından biri Amerika'da seçimler parayla kazanılır. Evet. Amerika'da seçimler bağışla kazanılır. Biden'ın en büyük bağışçılarından biri Yahudi kendisi. Attığı mail, kime mail atıyor? Attığı e-posta Biden'ın sözcü yardımcılarına, Beyaz Saray sözcü yardımcılarına. Ve zehir zemberek, fırça çeker gibi bir mail. Bu karar, bu açıklama çok 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 kötü. Bunu yeniden gözden geçirin. Çok hayal kırıklığına uğradım diye. Niye? Çünkü parayı veriyor. Burada parayı veren de başkanın düdüğünü öttürüyor. Yani böyle bir ortam var Maalesef. burada. Siz böyle bir ortam varken senatör olarak, temsilciler meclisi vekili olarak, başkan olarak, bakan olarak herhangi bir şey söyleyebilir misiniz? İşte böyle bir baskı kültürü, baskı siyaseti var. Hatta Perşembe günü Biden'ın açıklamasından sonra Lindsey Graham senatör çıktı dedi ki Cumhuriyetçi ki çok uzun yıllardır 20 yıldan fazla süredir senatördür. Siz İsrail'e savaşı nasıl yöneteceğini mi öğretiyorsunuz? Ben İsrail'e bizim savunma bakanımızdan daha çok güveniyorum dedi. Ülke basireti bağlanmış. Ülkede bir zaten delirmişlik durumu var. Bu noktada da başkan da yöneticiler de İsrail'i desteklemekten başka hiçbir politika güdemiyor Fulya. Evet, şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Yönetmen arkadaşım, reklam sürem geldi Bir mi? şey sorabilir miyim? Ha, daha varmış. İsmet Bey, buyurun. Tabii söyleyebilirsiniz. Yunus, Amerika'da bir televizyon, CNN galiba değil mi? Filist şeyde Necef çölünde bir İsrail Evet, üssü ben de görüntülerini seyrettim yayınladı. bunu. Ve burada
Filistinlere işkenceyi anlatan görüntüler. Şimdi bu bir yerden tabii ulaştırılıyor. Bunu nasıl okumak lazım? Yani nereye gidiyor bu işin sonu, bu aradaki çekişmenin? İsrail'in özellikle yeni yıldan itibaren bunu yayınlayanın CNN olması da çok önemli. Dikkat çektiğiniz gibi. Hatta Beyaz Saray'a bu geçtiğimiz gün, dün ben de o briefingdeydim. CNN'in Beyaz Saray muhabiri sordu bunu. Hatta cevabı şu oldu Kirby'nin. Derinden endişe verici ve oldukça rahatsız edici. Biz İsrail'e doğru soruları sorduk bu konuda dedi. Tabii şimdi rapora geri dönelim. ABD soruyor ama İsrail cevap bile vermiyor. Yani umuruna bile katmıyor Amerika sorduğu soruları. Ondan dolayı öyle de bir durum var. Kesinlikle doğru saptama. Özellikle şu son 3 aydır evet para gidiyor, silah gidiyor hala. Ama medyada ve siyasette özellikle Beyaz Saray'da yönetim içinde hava biraz değişmiş durumda. İsrail'i biraz daha iğneleme, İsrail'e biraz daha açıktan uyarı verme, İsrail'e bazı kırmızı çizgiler çekme başladı. Yeterli mi? Değil. Ama burada da evet. Washington'daki o ince siyaseti, ince detayları, balansı anlayıp ona göre okumak lazım diye düşünüyorum. Evet, Yunus Paksoy, sana teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bir sıcak gelişme olduğunda kuşkusuz sana tekrar döneceğiz. Serdar Are'de aynı şekilde sıcak gelişme olduğunda kameralarımızı çevireceğiz. Efendim biz bir araya gidiyoruz. Daha programımızda süremiz var. Konuşacağımız konularımız çok. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından birazdan görüşelim efendim.